Duruyorum. Set 1. Bir otomatik garaj kapısında aşağıda belirtilen şartları sağlayacak PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantı yaparak sistemi çalıştırınız. Problem 1. A. İleri butona basıldığında kapı ileri doğru hareket edecektir. İleri butonundan elimizi çektiğimizde veya kapı sevgisinin altlarına çarptığında kapı duracaktır. B. Geri butonuna basıldığında kapı geriye doğru hareket edecektir. Geri butonuna elimizi çektiğimizde veya sevgisinin altlarına çarptığında kapı duracaktır. Tamam. Soru bizim sevgilim birinci sorusu. Basit bir garaj kapısı. Butona basacağız. Kapı açılacak. Butondan elimizi çektiğimizde kapı duracak. Eğer butondan elimizi çekmezsek kapı açılmasını sürdürecek. En son açık noktadaki sınır hatlarına çarptığında kapı devre dışı kalacak. Aynısı kapama için de geçerli. Veya bu arada aşırı akım bölgesi açma verirse, aşırı akım bölgesinin vermiş olduğu açmadan veya arıza ihbarıyla da motor ne olursa olsun duracak. Şimdi bunu ilk önce parça parça halledelim. Ne? İleri butonuna basacağız, motor ileri yönde hareket edecek. İleri şey ne? İnput ne? 0.0. İleri input? 0.0. O zaman input 0.0 ileriye basalım. İleri şey ne? Çıkışı? Q0.1. Gitsin. Q0.1 çalışırsın. Burada butona bastığımız zaman Q0.1 çalışacak. Butondan elimizi çekersek mühürleme olmadığı veya set devresi olmadığı için duracaktır. Yani bastığımız zaman çalışacak, bıraktığımız zaman duracaktır. Diğerine ilgili içinde gelin input ne butonu? 0.1 Q'su 0.0. Geriye basalım. Yani input 0.1'e aynı şekilde Q0.0'ı geri yönde çalıştırsın. Bu bizim neydi? Gerimiz. Bu da gerimiz. Yine burada da set ve mühürleme devresi olmadığı için butona bastığımız sürece çalışacak. Butonla elimizi çektiğimiz zaman duracak. Ola ki buton basılı kaldı. Elimiz butona basılı kaldı. Kapı son noktaya geldi. Artık mekanik olarak gidebileceği bir yer yok. Burada kapının durması istedik. Kapıyı durdurmak için ne yapacağız? Sınır anahtarı kullanacağız. Kullanacağımız sınır anahtarı geri çıkışını kesecek. O zaman benim kullanmış olacağım veya kullanacağım sınav anahtarı ne olacak? Kapalı. Gelenin kapalısı olacak. Bu neydi? S. Bunun input ne? I 0.2. 1 hocam 1. Eski ne? S0.2. Fark etmez. Aynı şey ileri için de geçerli. 0.3 oldu. Evet. Input 0.3. Input 0.3. Kapalı. Şimdi ne oldu? Kapalı. Yine geri üstünden örnek vermeye devam edelim. Geriye basıyorum. Geri kapalı. Sınır anahtarı normalde kapalısı, yani kapının kapanmasına veya geri gelmesine mani olacak bir noktada değil kapı. Kapı geri doğru hareketini sınavların kapalı üzerinden geri çıkış enerjilendi. Motor geri yönde hareket ettirecek. Kontaktör devreye girdi. Geri kapanma sırasında veya kapının geri gelme sırasında sınav anahtarını geldi, kapı uyardı. Tamam mı? Sınav anahtarını kapı uyardığı zaman ne oldu? Normalde kapalı olan kontak uyarıldığı için normalde açık hale geldi. Normalde açık hale geldiği için de enerji akışını kesti ve geri çıkışı, dolayısıyla motoru geri getiren kontaktör devre dışı kaldı. Tamam. Kapı olduğu yerde kaldı. Bundan sonra ben istediğim kadar geri butonuna basayım. Kapı sınav anahtarının üzerinde kaldığı için, yani son noktaya geldiği için geri çıkışını çalıştırmayacaktır. Tamam. Aynı şey ne için geçerlidir? İleri çalışması için de motorun geçerlidir.
Burada bir şart daha isteniyordu benden. Diyor ki aşırı akım rölesi açma sinyali verirse, aşırı akım rölesi açma sinyali verirse motorum dursun. Aşırı akım rölesi açma sinyalini ileri çalışırken de verebilir, geri çalışırken de verebilir. O zaman evet, hem ileride hem geride aşırı akım rölemin, buna bir tanımış mıyız? Hayır. Buna ne diyelim? Input 0.4 diyelim. Input 0.4 diyelim. Aşırı kapalı için kullanmamız gerekmiyor mu? Tamam, kapalı kullanacağız. Burada da kapalı olacak bu. Evet. Kapalısını kullandık. Ne oldu? Açma sinyali verirse uyarılacak. Uyarıldığı zaman ne olacak? İleri veya geride, çünkü iki network ve birden var, devre dışı bırakacak. Burada başka bir sorunumuz var. O da şu. İleri ve gerinin aynı anda devreye girme sıkıntısı. Bu şu, kapı arada bir yerde. Yani ileri de gidebilir, geri de gelebilir. Bu kapalı, sınavdarlarının ikisi de kapalı. He. Eğer input 0.0'a basarsam geri girecektir. Eğer input 0.1'e basarsam ileri girecektir, geri girecektir bu sefer. Yani ikisini, eğer iki butona aynı anda basacak olursam ikisini de devreye alabilir. Ama bunu istemeyiz. Niye? Motorun devre yönünün değişmesi iki fazın yer değiştirmesidir. İki faz yer değiştirirken iki kontaktör de devreye girerse iki faz kısa devre olacaktır. O zaman nedir olay? Yasaklama kontaklarını, yani birbirlerinin kapalılarını önlerine koymak. Buna Q0.1, buna da Q0.0 deriz. Devre temelde çalışması bu. Burada size şöyle bir şey sorayım. Bu benim sınır anahtarlarım. Tamam mı? Biri ileride çarpıyor, diğeri geride çarpıyor. Bu da benim PLC girişim. Bunlar da inputlarım. Sorum şu. Ben sınıf anahtarının eğer gerçek devrede, sınıf anahtarının gerçek devrede açık kontaklarını, yani 13-14'lerini kullanacak olursam ne oldu? Kapı geldi, ileri sınıf anahtarını uyardı, ters çizdin değil mi? İleri sınıf anahtarını uyardı, kapandı, PLC dedi ki ileri çarptı kapı. Ne oldu? Normalde neydi onunki? Kapalı. Normalde kapalıydı içeride. Uyarıldığı için açtı. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani onu düzeltelim. İleri dedik değil mi lan? Evet. Ona da geri dedik. Benim sınavlarım, kapı geldi sınavlarıma çarptı, sınavlarımı uyardı. Tamam mı? Sınavlarımı eğer ben ileri sınavlarım, ileri üzerinden anlatalım bunu da, ileri sınavlarım uyarıldığında, yani ileri burayı kapadığında, tamam mı? Dedi ki, bu normalde kapalıydı. Tamam mı? Üzerinden akım geçip ileri kontaktörünü çalıştırabiliyordu, yani ileriye çıkış verebiliyordu. Uyardı, uyarınca bunun hafızaları ne oldu? Bir oldu. Öyle değil mi? Evet. Hafızaları bir oldu. Bunun hafızaları bir olunca bu normalde kapalıydı. Açtı. Ve durdu. Şimdi devrede bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, bu sınır anahtarını hattında bir kopukluk oluştu. Kablosu koptu, klemensten çıktı veya kontak kısmı sınır anahtarının kontak kısmı arızalandı. Kapı geldi, çarptı ama kablo veya kontak arızasından, klemens arızasından dolayı bunun hafıza alanı veya klemensi bir olamıyor, sıfırda kalıyor. Öyle değil mi? Sıfırda kaldı. Sıfırda kaldığı için buradaki kontağını açmıyor. Devamlı buradaki kontak sıfır olduğu için buradaki kontak devamlı kapalı.
Ama ne oldu, o ara koku sona kadar geldi. Motor artık gidecek yer olmamasına rağmen kapıda kapıyı çevirmeye çalışıyor. Şansımız varsa aşırı akım rölemiz devreye girer ve motor durur yanmadan. Bunu engellemek için ne yapmamız lazım? Bunu engellemek için limitlerde, bakın limitlemelerde, yani son noktalarda veya stop butonları durdurmalarda aslında dışarıda normalde kapalı kontak kullanılır, gerçek devrede. Bunları normalde kapalı yaptığımızı düşünün. Az önce ben onu çizecektim, ondan yanlış çizdim. Bunlar normalde kapalı mı? Yani 21-22 derece. Normalde kapalıları kullandım. Şimdi bakın ne oldu? Önce piyasa programını değiştirmeyeyim. Oradaki hatayı göstereyim size. Şunu silelim. PLC'yi, şurada da kopuğumuz yok. Arızamız yok. Normal çalışmayı anlatalım. PLC'yi ben run yaptım. Öyle değil mi? PLC'yi run yaptığım anda buradaki kapalı kontak üzerinden geldi bu input'un 1 oldu. O input'un 1 olur olmaz geldi içerideki kontağı ne yaptı? 1 olduğu için açtı. Öyle değil mi? Bu sefer ben ileri butonuna bassam dahi buradaki sınır anahtarı kontağı açık olduğu için çalıştıramayacağım. O zaman bu benim işimi görmedim. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Input 0.3 sınır anahtarının kontağını normalde açık seçmemiz lazım. Şimdi hocam normalde açık seçersek devre tamamlanmıyor. Evet, şu haliyle devre tamamlanmıyor ama gerçek devrede zaten bu PLC'yi ben yapar yapmaz kapıya gel. Nasıl mı? PLC'yi yine ben yaptık mı? Ben yaptım. PLC'yi ben yapınca bu Clemens enerjilendi mi? Bunun değeri bir oldu mu? Oldu. Onun değeri bir olur olmaz döndü. Buradaki input 0.3'ünü kapadı. Bakın şu anda aldık. İleri butona bastığım anda çalışmaya hazır. Butona basarsam yine normal çalışmayı yapacak. Geldi sınır anahtarına çarptı. Sınır anahtarı uyarıldı. Sınır anahtarı uyarıldı diyor. Buradaki kontağını açtı mı? Açtı. Evet. Kapalıydı. Uyarıldığı zaman açtı. Açınca bu girişim bu sefer benim ne oldu? Sıfır oldu mu? Girişim sıfır olursa döndük buna. Bu normalde neydi? Açıktı. Niye kapamıştı bu? Bir olduğu için kapamıştı. Şimdi geldi. Sıfır oldu. Sıfır olduğu için açtı. Yani limitleme veya son nokta görevini yaptı. Gelelim kablo kopma veya Clemens çıkma arızası gerçekleşirse ne olur? Motorum çalışıyor veya çalışmıyor. Çalışma esnasında veya dururken kablo kopuğu oldu. Şu hat ne oldu? Koptu. Bu hat kopunca bunun değeri sıfır oldu mu? Sıfır olduğu zaman burası normalde açık mıydı? Evet. Açıktı. Sıfır olduğu için açık olacak mı? Evet. Olacak. Açık olduğu için ben ileriyi ne yapmayacağım? Çalıştıramayacağım. Yani motor son noktaya gelmese de, ileride son noktaya gelmese de, motor ileride son noktaya gelmese de, sınır anahtarına herhangi bir arıza gerçekleştiğinde, sınır anahtarı devre dışı kaldığında motoru ileri yönde ne yapmayacaktır? Çalıştırmayacaktır. Şimdi böyle bir arıza ile karşılaştık. Basıyoruz, motor ileri doğru gitmiyor. Bu arızanın nereden kaynaklandığını nasıl biliriz? Bunun yapılacak yolları şudur. Güvenliği aldıktan sonra kendinize, yani kapı o an açılır, kapanır, başka bir sıkıntı olur, kendinizi güvenliğe aldıktan sonra bakarsınız. İleri butonuna basarsın, PLC Clemens'inde ileri butonuna ait giriş yanıyor mu yanmıyor mu? Üstte Clemens LED'lerini görüyoruz biz bunları, öyle değil mi? LED yanıyor mu yanmıyor mu ona bakarız. Yanıyor. Veya dönelim, aşırı akım rölesinin kontağı bana arıza veriyor mu vermiyor mu? Ona bakarız. Tamam mı? Ha, ondan sonra da gidelim,
Sınır anahtarımı elle uyarırım. Sınır anahtarımı elle uyarmama rağmen, yani sınır anahtarının kafayı, o makara kafasını veya neyse artık, onu uyarmama rağmen input 03'te veya input 02'de LED yanmıyorsa veya sönükse, neydi? Enerji verdiğim anda bu klemensin yanması gerekmiyor muydu? Ben bu klemensin yanması sönükse gider switch'le oynarım, tamam mı? Ha, ondan sonra bir değişiklik yoksa bilin ki ya switch'te ya ara kablolarınızda bir sıkıntı vardır. Anlaşıldı? Sorusu olan var mı? Sor. Hocam sistemin neresiydi şurası? Hangi kısmı yani hocam? Dediniz ya. Yani şurası PLC'yi anladın mı hocam? Bunun PLC'nin klemensi. Klemensleri. Şimdi bunlar şeylerde elinizde gözükmüyor ama şimdi hazırladığımız notlarda bu sınır anahtarları nereye nasıl bağlanacak, onların hepsi tek tek olacak. Yani buton nereye bağlanacak, sınır anahtarı nereye bağlanacak, onlar tek tek elinizde olacaksın. Anlaşıldı? Başka?